Merhaba herkese, Belagar serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Sartosa'ya doğru gidiyordum, buraya saldırabilecek pozisyonda mısın? Onu söyle bana. Bence şuradan çıkarsam saldırır ya, inşallah hayırlısıyla diyeyim. Buraya almadan, ya bu arada bunlar da burayı talan etti saçma sapan. Çünkü neden değersiz bir yeri talan etmek yerine alalım ki değil mi yani? Burada bir orduyla çıkartma yaptılar. İkinci bir orduyla da, Verzek'in ordusuyla da çıkarma yapmaya hazırlanıyorlar. Yani bir yandan bunlara satarsam... Yok, satmayayım. Bunlara satmayayım çünkü... Buralara saldırsınlar öncelikli olarak. Zaraskil'e daha fazla zaman harcayarak gelsinler. Bana biraz zaman kazandırsınlar. Sartosa'ya hadi saldırabileceğini söyle bana. Güzel. Kesin zafer. Şahane. Şu biraz fazla zaman hasar aldı ne? Talan edecek yürümem yok. Ya, almaya da gerek var mı? Sanki var ama. Yok ya. Yağmalama istememin sebebi ordu basma ihtiyacım olabilir gibisindendi ama. Okay. Böyle de bir sağlam kum muskası da aldık. Okay. Sartosa'da... münakaşacı basabilecek durumdayım. Bir turda basıyor mu peki? Bir turda basıyor. Evet, daha fazla menzil birime ihtiyacım var. Şu madencilerden bir kurtulmam gerekiyor. Onlar yerine iki tane münakaşacı basayım. Onun dışında zaten iki tane şeyim var zaten. Küresel yetiştirme süresi de bir tur aslında. Ama yok. Zaten bunlar da cüce savaşçısı. Tamam. 6 tane yetsin ya. Daha fazla menzili birim olsun isterdim tabii ama. Bu arada 15. seviye oldum. Gotrik ve Felix'in görevinin açılması falan gerekebilir şu zamanlarda. Yetiştirme rütbesi, yerel yetiştirme kapasitesi. Şu an ihtiyacım yok. Ha, bir dakika, yetiştirme rütbesi artı 2 fena olmaz aslında şu an, doğru. İmant. Sadece merdenciler için miyim? Hat yakın saldırı, yakın savunma, menzilli gücü, korucular ve şimşek fırlatanlar. Korucuların menzilli gücü 120 hiç fena değil aslında. Fiziksel direnç %10. Önceliği şuna vereceğim ya. Şunu da bir baştan alayım. İki tane daha şeyim çıktı. Ama onları kullanmayacağım. Tamam, böyle iyi. Ardından da bunu yıkabilirim. Buradaki şey, yozlaşma 86'dan 88 iniyor ama ordu olduğu için daha hızlı indirmem lazım. Şunu al. Hem İkit Klo'la hem Verzek'le saldırı halindeyim. En azından onlarla direkt birbirimize dalmadan önce şu Sartosa'nın işini bitirmiş oldum. Yani daha teknik olarak bitmedi. Şurayı paşalarımız alırsa eğer o zaman bitmiş olacak. Sonu olasılığı skemana karşı işe yarayabilir. Senin kaç tane yerleşim yerin var? En son 3 taneydi. 5 tane olmuş. Bütün buraları almış. Yani Carcassonne'la savaş halinde. Umarım Carcassonne gerekli hamleleri yapacaktır. Skemanın arabesinde ordusu varmış gibi gözükmüyor. Tabi Tobara da olabilir. Buraları direkt sıkışabilirler falan. Bakalım bu tur sonunda öyle bir şey yapmazlarsa Verze'ye odaklanmam lazım. Öyle bir şey yaparlarsa da Verze'ye odaklanmam gerekebilir. Bakacağız. Aslında Fransızlıklarına bir şey yapmıyorum. Bırak toprakları. Evet lütfen. Kadim dostumsun. Bossakal madenleri. Şu Arkanda Black'in yanında başlayanlar. Ticaretim bunlarla değil de Talsin'le yapmayı tercih ederim. Aramı iyi tutmuş olurum onlarla. Şurada yaptığım askeri bina tamamlandı mı bu arada? Tamamlandı. Karak Azgaraz. Buranın zaten kontrolünü yukarı tutmakta zor olacağı için şunlarla da aramı iyi tutmak adına, yani bunları satmak isterdim ama satamıyorum ya Karak Azgaraz'ı. Maalesef. O yüzden Ormalerfleri
Durtu. Karakaz Garaz. Direkt askeri ittifaka varıyor. Şimdi bunların Elspet'e Mesfet'e savaş açma ihtimali var ya. Savunma ittifakı peki? Ragland bunlara savaş açmaz muhtemelen. Ama yok ya. Tamam, yok, yakmayacağım. Şu diğer ufak tefek anlaşmaları yapacağım. Üstüne paramı alacağım. Güzel, keyfine bak. Şu ant altını 300 olunca bir şeylere daha yatırabilir miyiz, ona bakarız. Hadi, yine aldığım parayla yeni bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Devam. Yok edildiler bile. Yani birimleri yetiştirme maliyeti. Gothic'le Phoenix görevi açıldı ama maalesef bu görev birazcık zor. Hasarsız atlatmam mümkün değil ve şu an hasarsız olmaya ihtiyacım var. Gothic'le Phoenix'i aramak, yanıma almaktan çok mutlu bir yerdim ama bu zibidiler işte burayı almadığı için şu an bana zaman kaybettirecekler. Lütfen'i uğramam lazım. Neyse, en azından Skaven'dan saldırı yok. Bunlar burada. Umarım Zareskil'e doğru gelmezler. Gelirlerse canları sağ olsun, ne diyelim. Şuradan bir orduyla daha geliyorlar bu arada. Ama buraya zaman kaybetmem şart. Yapacak bir şey yok. Tekrar toparlanmalarına izin veremem. Şikayet. Sartos'a karşı korsanları yok edildi. Bir sürü şey açıldı. Namlu alay açıldı. Acil durum ordusu. Burada da tabii bir iki tane şeyim var. Garez getiren birimim var ama bakın masrafları çok fazla, ekstra fazla. Sevgili Revenge Incarnate, sen. Fiziksel direnç çok mantıklı olur. Bunlar derebey miydi? Derebey yetiştirmeye ihtiyacım yok şu an. Fiziksel direnç iyi olur ama. +3 hücum bonusu. Fiziksel direnci aldım. Okey. Lucchini. Miragliano da bende zaten. Sartos'a da şunu yıkıp bir kontrol binası falan yapmak icap eder. Şu Riffrafa'yı alıp şurayı falan satmayı düşünebilirim aslında. Bu eyaletin tamamına sahip olabilmek için ama acelesi yok. Ay, acelesi yok cümlesini kuramadım. Bu başlayabilir. Başka yapılacak bir şey var mı? Varmış aslında. Heh, sol istikam bak, ikinci seviyeye çıktı şimdi, ister misin? Sol istihkamıyla şurayı değişelim. Zandaşma. Şunu bir yapalım da. Tahsin, şimdi yapalım şu anlaşmayı, tekrar bir ertelemeyeyim. Seninle aramızda iyi olsun. Orman elfleriyle boşu boşuna didişmeyeyim şimdi. Tamam, seninle aramız iyi. Bununla zaten aram çılgıncasına iyi olacak. O kadar yerleşim yeri sattım. Karakbuftar. Ben orayı korur muyum acaba? Belagar'ı şuradan götürmeyi planlıyorum, deniz yoluyla Zaraskil'e doğru. Evet ya, bence ben orayı korurum. Buraya biraz daha yatırım yapabilirim. Kahraman tipine ihtiyacım var mı? Bir ustası, usta mühendis. Usta mühendis hiç fena olmaz. Bak, sen usta mühendis değilsin değil mi? Derebeyi, derebeyi, usta mühendis. Ha, tamam, şimdi o zaman ihtiyacım yokmuş. Rüstem de var. Başka kahraman tipi, ha, bir de katil kahraman tipi var. Ejderha katili ama ona ihtiyaç yok. Derebeyim zaten var. Şimdi kahramanlar böyle kalsın dolayısıyla. Aslında yeni bir ordu besleyecek ama yok ya, pahalı arkadaş. Besleyemem, mümkün değil.
buradaki hadise çözüldüğü zaman eksi 2'ye düşecek. Kontrabilans yapmak istemiyorum ben buraya. Şunları yap. Ya değil. Kış dişi geçidi. Şu dursun. Çok büyük para o. Burası değil. Tilia'yı, şurayı, Lüçini'yi ikinci seviyeye çıkarabilirim ama. Yani ikinci bir ordu diyorum da yani 3400 %50 ekstra bakım masrafı nedeniyle kaldıramam öyle bir masrafı ben. Garnizon da yeterli değil. Bu arada şu diğer tarafa geçmek için ne gerekiyor diyecektim. Şu an geçebiliyormuşum. Tamam, direkt bunu al o zaman. Yat, seyahat sonrası soğuma süresi. Aha, soğuma süresi mi var lan ya? Haberim yoktu. Ant altını 300 olmuş bu arada. Ben şundan basmak istiyorum ya. 3 tane karaktere artı %10 uğur kurtarışı. Tamamdır. Sadece de ona yetiyor zaten. Okay. Belegar bir tanesi sana gidiyor. Diğerleri de... Dur. Usta mühendisi değil, diğer ikisine gidiyor. Bir ürün ustasına gelsin ya, vazgeçtim. Okay. Sağlık muskasını da sen tak. Talihin zırhını da sen tak. Başka ne var? Zırh var elimde sadece. Okey. Yaver var mı takılı olmayan? Al abi bunu da. Okey. Yani yeşilmeme baktım. Diplomasiye de baktım. Okey. Güzel. Buraların bana zaman kazandırmasıydı amacım zaten. Onu da tam olarak yapmış oldular. Onlara gitmeden önce şu Skaven harabesine uğrayıp şunlara bir selam vermeyi o kadar çok isterdim ki. Ama maalesef biraz fazla dibimdeler şu an. Topraktan mı gitsem, sudan mı gitsem? Sudan gitmek daha mantıklı olacak galiba ama burada tazelenemeyeceğim. Bunlar da müttefikim değil, burada da tazelenemeyeceğim. Tamam, sudan gidelim o zaman, daha hızlı olacak. Skaven saldırısına uğrama ihtimalim var şuradan löp diye uğrarsak hal çaresini düşünürüz. Bu arkadaş Zaraskil'e bir turda ulaşamıyor. Güzel haber. Ben önümüzdeki tur Zaraskil'e ulaşamam ama... Ya aslında yerden şöyle giderek Zaraskil'e ışınlanmak da bir seçenekti değil mi? Bak onu unuttum. Neyse. Korsanın akıntısı buraya. Yozlaşma azaltan ve kontrol arttıran bir bina. Bu bir eklesin. Mahzenler. Daha fazla ant altını ve gelir. Lütfen. Diplomasi. Sınıf prensipleri yok. O biraz fazla olur benim için. Okey. Hiç beklemeden Zaraskil'e doğru yola çıktılar. Önümüzdeki tur buraya ulaşabilecek pozisyondalar. Bunlar burayı kuşatmaya sürdürüyor enayi gibi. Ouch. İlginç. Mikal burayı şey almış. Verzek almış. Burada ordusu şu an burada, evet. Burayı kaybetmek istemem. Gelirim yok ama. What? Ne? Şurada ikinci bir ordusu olmadığının garantisi yok ama büyük ihtimalle yok. Sen bir normal yürüyüş vaziyetine gir. Bir Miragliano'ya in. Şuraya kadar bir gel. Marş vaziyetinde daha fazla yaklaşmalı mıyım? Şu an sefer hareket menzili maksimumda. Bir dakika. Tamam, böyle kal, böyle kal. Yıldırım çarşması uygulama imkanım olabilir belki. Kış gücü esidi.
Hırsın. Yani sol istikamının bana pek bir faydası yok ya. Kuzeyden bir saldırı gelmeyecek nasılsa. Güneyden gelecek saldırılarda zaten güneydeki şehirlerime gelir. Kuzeyi korumama anlamı yok. Okey, oraya para atıp aktarmama yakın vadede hiç gerek yok bence. Zuhbar, lütfen. Ne olur. Visinland Venun. Sizle yapabiliriz şu anlaşmayı. Üstüne bir de geçiş anlaşması. Üstüne bir de savunma ittifakı. Bunlar beni korkutuyor. Savunma ittifakı yok. Hayır. O ikisi arasındaki muhtemel bir savaşa ben kesinlikle girmek istemem. Araları nasıl? İşte. Yani. Anlaşma yapsalar keşke. Abi Volkmar sen ne alaka ya? Beni tehdit ediyor 1000 lira vermezsen savaş yaşarım falan. Ya tamam kabul eyvallah da. Okey gel bakalım. Saldırıya biz uğradığımız için kahramanca zafer mi? Yıldırım çarpmasını kullanamıyoruz. Geri çekilelim. Bence yetişirim gayet de şahane olur. Ne oldu? Olumsuz büyüme sol istihkamında ve hasarlı binalar. En işime yaramayacak şey zaten. 22'ymiş tahmin edelim tamam eyvallah. 22 aktardım oraya. Bakalım inşallah geri çekilmezler. Geri çekilirlerse de yakalarım muhtemelen. Süper. Ya işte yıldırım çarpışması böyle zamanlar için var. İşte bu yüzden aldım bu. Orklarla savaşacağımı biliyordum. Harp ordusuyla hiç savaşmadan iki orduyu da lık diye lık efektiyle temizlemiş oldum. Ant altını ve hazine. Bina geliri, birim tecrübesi, kontrol. Bir şunu alayım ben. Güzel. Burayı da enayi gibi hala kuşatmaya devam ettikleri için şuradan devam edebilirim. Güzel, güzel, sevindirici. Şu açıldı, sefer hareket menzili, inşaat maliyeti, ulusal olarak inşaat maliyeti azaltma hatta. Eyalet başkent yerleşim yeri binaları için, süper. Bir de kuşatma maliyeleri sırasında alan etkili bir -12 liderlik, gayet güzel. Aa, ekili level atlamışım hatta. Ya, harp ordusunu da yendim sayıyor. Olur, hayır demem. Etkileri arttırmayı seçtim. Onu ikilemişiz. Şimdi elinlere karşı silah gücümüzü arttıralım. Aynen kadar menzilli saldırı yok olsa da olsun. Çapanını arttıralım biraz. Olsun. Ruh menzilli direnci hız. Sen de aynı şeyleri alalım. Rün ustamızda ise şu rün yeteneklerinin soğumasını azaltan şeyi alalım. Arkasından paylaşılan soğumayı da %15 azaltan şu şeyi alalım. Gayet güzel. Ya bu da mı güncellemeyle geldi ya? Eskiden yürümen bittikten sonra yürüme mesafeni arttırırsan, sefer hareket menzilini arttırırsan geçerli olmuyordu sanki. Şu an geçerli oldu. İlginç. Okey, orası o savaşta bana güzel para kazandırdı. Herhangi bir bina kurmama gerek yok. Sartosa'da kontrol. Biraz limoni, 8 tur içinde hallolur herhalde ya. Diğer kontrollere de bir bakayım. Burası güzel durumda. Ha, şu an zaten Belagar orada olduğu için ve bir sürü artı kontrol veren özelliği olduğu için. Burası böyle. Burada gelir toplayabiliriz artık, zamanı geldi. Tilya işte o biraz sakat. Buraya bir kontrol binası dikerim de o bile yetmeyecek muhtemelen. Neyi toplamazsam da. Bakalım ya. Hal çaresini düşünmeye çalışacağız. Hızlı anlaşmalar. Bir şey yok.
Okey. Bir %5 daha arttı sefer hareket menzili. Batı sınır prensliklerinde isten çıkacak. Okey. Habistaç görüldü. Ona yürümem yetmez. Ya hala kuşatıyorlar. Yani yapay zekanın yaptığı çok büyük saçmalıklar var bu oyunda ama en büyük saçmalık da bu arkadaşlar. Yani bak 10 kişilik garnizon hasarlı durumda. Adam da 40 kişilik ordu var ve saldırmıyor. Bekliyor. Çok saçma gerçekten. Daha kötülerini de görmüştüm. Şurayı bir alalım. Sınıf prensliklerini bırakmak istemedim orayı. Orada bana zaman kaybettirerek Lucina'yı talan ederek zaten gıcık ettiler beni. Şu isterse bana saldırabilir mi? Bence saldıramaz. Şuradan geçiş yok mu ya? Yok. Okay. O zaman orada kalabilirsin. Sanayi binası tamam. Upgrade edebilirim. Bir daha kaybetmem diye düşünüyorum artık. Skaven'dan ses seda. Ordusu var şurada bir tane. Karak İzor'u güçlendireyim değil mi? Evet. Hatta bu inşaat tamamlandıktan sonra buraya derinlikler bile kurabilirim aslında ya. Görmüş olalım. Bu araştırıldı. Ne var? Yüce Kral'a haraç emri ya. Yüce Kral'a haraç. Çelik ve taş ustalarım. Onları kullanmıyorum. Fazladan yozlaşma. Fazladan mühür. Bak bunu kullanıyorum işte. Acemi Lord Rütbesi artı 3. 500 ant altını istiyor. Küresel isimle kapasitesi, yerel isimle kapasitesi ve Yüce Kral'ın fermanı artı 1. Bu da 500 istiyor ama. Aa dur. Kontrol artı 2 varmış burada. Çok ihtiyacım var. Başka karman kapasitesi. Araştırma oranı da fena olmaz. Onun acelesi şimdilik yok. Okay. Benim yetkisine doğru gideceğim. 237 ant altını var. Yapabileceğim çok bir şey yoktur. 310'a kadar yine bir bekleyeyim. Okay. Buralarda da yapacak bir şey yok. Devam. Ne saldırmadı? Haber toprakları yok edildi. 5. seviyeye yükseltme görevi aldık. Ya tabii ki geçiş de varmış burada. Buna gitmek istiyorum. Ama buna gidersem şuradaki saçma sapan durduk yere çıkan yeşil derili aman canavar adam beni mahvedecek. Ona savaş açalım. Bir dakika hareket iptal. Senin bir kimseyle savaş halinde olma durumun var mı? Sınıf prensipleriyle savaş halindeymiş. Sınıf prensipleri. Onun karşısında savaşa girmek istiyorum. Okay. Sınıf prensipleriyle sınırlı kalmaz o. Şunu bir halletmeye çalışayım. Geri çekilecektir. Yürümem yeter ama. Yürümem bayağı var şu an. O desteğe de geliyorlar. Şahane. Ant altını... 18 azmış biraz. Bunu al. Okay. Ardından marş vaziyetinde şuraya doğru geri dön. Bakalım yine saldırmazsa belki önümüzdeki tur oraya ulaşabilirim. Demin rahat rahat ulaşıyordum. Şimdi daha uzaktayım. Belli olmaz. Bakacağız. Şunu da alayım mı? Binardan gelen yerel eyalet. Yani... Evet al bari. Biraz daha gitmiş ama asıl güzel özelliklerini aldık. Hı-hı. Okay, senin de rünlerini genel olarak güçlendiren şeyleri aldık. Yerel eyaletteki ant altının gerili silah gücü şunu al. Yeşil delillerle bol bol savaşacağız şu an. Geçilmesi sadece sol istihkamında. Ya Skaven'lar Miragliano'ya çıkış yapar yapmaz bütün namlı alaylarımı ve gariz getiren birimlerimi basmak istiyorum. Ama ordu beslemek istemiyorum. O yüzden elimdeki parayı harcamama eğilimindeyim şu an. Great prophet.
Okey, devam. Ha, 303 olmuşuz. Bir dakika, şu ürünlere tekrar bakayım. Karakter ürünü. Yüklere karşı bonus, dehşet, düşman liderliği, çılgınlık. Hiç fena olmaz aslında ama dur bakayım bir. 3 tane silah gücü %20 hiç az değil be. Aşırı ihtiyacım olan bir teknoloji var mıydı? Küresel isime yerleştirme. Aşırı değil, fena olmaz ama aşırı ihtiyacım yok. Acemi Nostupesi de aynı şekilde aşırı ihtiyacım yok. Bunları geç zaten. O tarafa eğilmedim zaten. Aa, bir dakika, ben yanlış teknolojimi araştırıyorum. Ha, dur. Yok, doğru teknolojiyi seçmişim de. Yarı yanlış diyelim. Şuna daha çok ihtiyacım var. Bir an önce ona ulaşmam lazım. Bunu sonrasında yaparım. Heh, teknolojileri harcamayacağım dedim. Sancak ürünlerini de düşünebilirim aslında. Şöyle bir bakayım. Fiziksel direnç 3 tane veriyor. Ya dur ya, önceliği karakterlere vereceğim ben. ...500'lükler değil de 300'lüklerden... ...zırh artı 23 tane... ...silah gücü %20... ...silah gücü %20 gerçekten iyi ya, ben bunu aldım. Özellikle Belegar'da çok işe yarar. Hop 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 hop, oraya değil. Yes. Yani 400 civarı desek işte kaç... 400'ün %20'si kaç lan? 100 arttı galiba yani. 338'den 405'e çıktı. Daha ne olsun. Sana değil. Sana takalım. Bir de sana takalım. Rün ustasına gerek yok. Yakın dövüşte bunlar daha fazla hasar verir. Yüce gelin. Peki. Bir tane kor ustası varmış. Onu da birine takalım. Nice. Oh, beklenmedik bir saldırı. Nedir? Göç geldi. Kontrol biraz sıkıntılı zaten. Vallahi kuzeyle Elspeth ilgilenir diye düşünmüştüm. Şu an iki tane orduyla birden kuzeyden bastırıyorlar ya. Vay be. Karakimi Hirni koruyamayacağız. Orası belli. Skaven'dan saldırı gelmedi en azından henüz. Buna ulaşabiliyoruz. Geri çekilirse ulaşabilir miyiz? Bakacağız. Geri çekilmedi. Yıldırım çarpışması kesin zafer düşük. Nice, Thanos. Altını 41. Az geldi yine bana. İşte bina gelir kontrol yere. Bu sefer ikmal alacağım. Okey. Burayı korumayı başardık bir şekilde. Fiziksel direncimiz arttı %10. Yeşil Kahin Verse'ki mağlup ettiğimiz için. İşte yani şu an eğer Yıldırım Çarşması almasaydım, onu araçlamasaydım bayağı bir bela olacaktı başıma. Şimdi gönül ister şuradan Verse'kin topraklarına dalalım, alalım onları ama kuzeye müdahale etmek şart. Evimdeki paraları harcayarak bunlara müdahale edecek bir ordu belki yapabilirim de. İşte o hakkımı Skaven için kullanmak istiyorum. Buradan gelecekler. Ona şüphe yok. Şimdi. Aşağıda daha fazla ordusu olmadığını tahmin ediyorum. Çok fazla ordusu öldü zaten. İki tane ordusu öldü. İki tane de burada var. Daha ne olsun. Şu anki gücü hala çok fazla. Belki ordusu olabilir de. Neyse, ordusu varsa bile öncelikle buraya saldıracaktır zaten. Ve biraz zaman isteyecektir. Ben Belegar'la kuzeye çıkacağım. Şunları buradan temizleyip kuzeyden ideal şartlar altında burası barak var, Dok Karaz diye ineceğim. Ama tabi bu planı değiştirebilecek bir sürü şey olabilir. 21. Silah gücü bu nedir? Alan etkili, yakın savunma, menzil direnci.
Evet, öncelikle bunu al. Ha, iki tane atlamışız. Skaven'a karşı savaşırken liderlik aradığı boyutu. Yeşil delileri savaşırken, Skaven'a karşı savaşırken silah gücü. Aha! Aa, bunu ben neye daha önce almadım ya? %15 silah gücü. Yeşil delilere karşı savaşırken. Ayrıca yakın saldırı. Ogurlara ve Skaven'a karşı da bonusları var. Süpermiş. Daha önce açık değil miydi acaba, yoksa görmedim mi? Hı-hı. Okay, seni nereden gidelim şimdi? Yeni ürünler alalım değil mi? Bunlar hep güzel şeyler de. Ürün bilgileri için %10 soğuma fena değil de. Yetenek. Hadi şu pasifi al önce. Sonra da galiba şunu üçleyeceğim ya. O da güzel bir ürün aslında. Alan etkili. Çünkü buradakiler alan etkili değil. Sıkıntısı o. Güzel bonuslar veriyor da. Anlaşma. Karkason'la savunma ittifakı yok. Ya geliştirmesi Tilya'da var sadece. Evet, buraya bir kontrol binası şart. Artı 3 verecek ve yeterli olmayacak. Artı 3 verecek. Yani bir süre geliri kapayabilirim belki bir ara. Ya bunu yapmaya başlatıyorum, tamam. Ama yani unutmayayım bunu. Bunu iptal edebilirim çünkü Skaven'dan gelecek bir saldırı karşısında o paraya ihtiyacım olabilir. Tamam. Okey. Karakim'i kuşattı. Karakim'i. Bu arada şuraya doğru geliyor. Karak İzor'a mı saldırır yoksa buraya mı iner bilmiyorum ama sonuçta harp ordusuyla saldıracağı için bu tur saldıramıyor en azından. Atlaya zıplaya giderek oraya yetişirim ben oraya. Ama onun planlarını önümüzdeki bölümde yapalım. Bu bölüm burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi de rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.